Merhaba değerli izleyenler, Ne Konuşuldu programıyla tekrardan karşınızdayız. Haftanın gündemini değerlendiriyoruz Ne Konuşuldu programında. Bu hafta 3 konu seçtik sizler için. İlk konumuz, biliyorsunuz depremin hemen ardından depremzedelerin bir kısmı Siirt'e geldi, Siirt'e göçtü. Burada bir depremzede fırsatçılığı meydana geldi. Bazıları evlerine zam yaptılar, kiralara zam yaptılar. Bu durumu konuşacağız. Biz bunu zaten geçtiğimiz hafta Ne Haber'de gündeme getirmiştik. Bunun yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Siirt'te deprem nedeniyle herhangi bir hasar olmadığı, herhangi bir binada deprem nedeniyle herhangi bir hasar olmadığı açıklaması yapıldı. Bu konuyu da konuşacağız. Bir diğer konuşacağımız konu ise belediye otobüsleri. Biliyorsunuz birçok vatandaş belediye otobüslerinin geç gelmesinden ve düzensiz gelmesinden şikayet ediyor. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Yusuf Eren'le beraber hoş geldin. Hoş bulduk. Yeniden merhabalar. İlk konumuzla başlayalım istersen. Biliyorsun depremzedeler geldi Siirt'e, birçok vatandaş Siirt'e göçtü depremin hemen ardından. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani şöyle bakıyorum, malum biliyorsun binlerce insanımız enkaz altında kaldı, birçoğu da yaralıydı. Depremden kaçan insanlar, aileler ise farklı şehirlere göç ettiler. Türkiye'deki neredeyse bütün şehirlere göçüşler başladı. Bunun başında Siirt'e de vardı yakın bölge diye. Şimdi Siirt bir açıdan aslında jeologların söylediğine göre biraz daha güvenli diğer bölgelere göre, yani deprem olasılığı düşük bir bölge. Ama bir yandan da şöyle bakmak gerekiyor. Tamam, maalesef ciddi büyük bir afet ama gelip görelim ki bizim insanımız hala bunlardan ders almamış. Ders almamasının sebebi şu, şöyle milyonlar verdikleri dairelerin içerisinde kendilerine mezarlar yapmışlar. Geçenlerde bir yazı okumuştuk, 3 oda bir tabut diye. Hakikaten artık... Yılmaz Özdil'in bir yazısıyla. Maalesef şöyle, insanlar artık dairelerini milyonlarca lira verip yüksek fiyatlardan kiralayıp bundan kâr elde etmeye, bu işin ticaretini yapmaya başladılar. Elbette ki yapsınlar, bizim kimseye itirazımız yok ama bu durumu fırsat bilip insanların mağduriyetlerini suistimal etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani maalesef akıllanamadık, akıllanamayacağız. Bence ciddi bir denetim yapılması gerekiyor. Depremzedelerin kalacağı evlerde muhtemelen ev sahipleri veya emlakçılar nasılsa devlet destekleyecek bunları. Biz de olabildiğince fiyatları yüksek tutalım diyerek Siirt'teki emlak piyasasını, ya daha bir ay önceye kadar 2-2,5 arasında giden bir daire, yani bir de yeni daireler. Şimdilerde 3-3,5-4'lere falan dayandı. Belki 5'leri görmüştür, bilmiyorum. Yani bu bir anda, depremden hemen sonra, kış aylarında nasıl oluyor da bu emlak piyasası bu kadar artıyor? Bu anlamda bunun önüne geçilebilmesi gerekiyor. Benim insanlara tavsiyem, evi olanlar evlerini daha uygun fiyatlardan kiralamaları ve emlakçıların bu dönemi fırsatçılık kollamadan daha uygun fiyatlı evleri insanlara yönlendirmeleri ve ev sahiplerinin bu konuda biraz daha hassas, çünkü aynı durum onların başına da gelebilirdi. Yani hiç onlarca dairesi olan insanlara söylüyorum, hiç dairesi kalmamış olabilirdi ve başka bir şehre göç edebilirdi. Bu konuda bence biraz daha hassasiyet gerekli. Yani üzüntü verici bir durum, çok da o yüzden uzatmak istemiyorum. Ya depremzedeler gelmiş buraya, biz burada onları misafir ediyoruz. Onlara yardımcı olmamız gerekirken aslında onların işlerini biraz zorlaştırıyoruz. Dediğin gibi yani 2000-3000 lira bandında giden daireler şu an 5-6 bin liraya neredeyse çıktı. Çok ciddi bir sorun, nasıl çözülecek bilmiyoruz, bakalım. Maalesef. Yani ikinci konuya değinmek aslında önemli. O konuya biraz şey yapalım. Evet. Şimdi benim bildiğim, yani yaşım yettiğince konuşayım, resmi kaynakların açıklamaları gerçekten doğruluğuna güvenilir, İnsanlar tarafından doğru kabul edilen şeylerdi. Şimdi son yıllarda şunu fark ettik, resmi kaynakların açıklamalarına çok güven olmuyor. Bunu şuraya bağlayacağım. Yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, hatta İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bir açıklama yapıyor. Diyor ki Siirt'te kontroller yapıldı, ağır hasarlı bina yok, yıkılması gereken çok ciddi binalar yok, minvalinde konuşuyor. Bir tek 80 küsur binada böyle hafif hasar var. Hemen ona açıklamayı söyleyeyim. 590 yapı üzerinde inceleme yapılmış, 81'i az hasarlı yapı olarak tespit edilmiş. Ama depremden kaynaklı bir hasar olmadı. Yani şöyle, tamam, o doğru olabilir ama ben şöyle bakıyorum. Yani bizde dedim ya, resmi açıklamalar doğru kabul edilir, güven verirdi. Şimdi yani biz eskiden öyle bakardık ya, bir kurum ya da böyle devletin bir ajansı açıklama yaptığı zaman, bir bilgilendirme yaptığı zaman derdi ki tamam, işin doğrusu bu. Ama şimdilerde insanlar maalesef artık niyeyse güvenemiyor, güvenmemekte de haklı olabilirler. Şöyle söyleyeyim, bu açıklama yapıldığında depremden yaklaşık 15-20 gün geçmişti.
Bu 15-20 gün içerisinde 600 tane yapıyı hangi ara incelediniz? Bu kadar yeterli ekipman, ekip vardı da niye bugüne kadar incelenmedi? Veya şimdi bir de şöyle bir şey var. Bazı şeyler örtülü, gizli, saklı yapılıyor maalesef. Bu da açıklığa kavuşturulması lazım. Bir açıklama yapılıyor. 80 küsur dairede hasar var. 80 küsur yapıda hasar var deniyor. Hangi yapılar? Aralarında devlet kurumları da var deniyor. Hangileri? Neye göre tespit edildi? Ne zaman yıkılması gerekiyor? Ya da bundan sonra ne gibi bir çalışma yapılacak? Detay yok. Sadece bu kadar inceleme yaptık. Siirt'te 600 tane yapı tek mi var? Şimdi bu açıklamadan sonra bizde çok fazla insan ulaştı. Hem sosyal medya üzerinden hem bizi tanıyan eden insanlar. Ya kimse bizi incelemeye gelmemiş. Bizim evimizde çatlaklar var. Güvenemiyoruz, evimize oturmakta çekiniyoruz. Şimdi hani neresinden tutsak fiyasko. İnsanların evine doğru düzgün gidip kontrol edildi mi? Kontrol edildiyse hangileri sağlam, hangileri değil? Sağlam değilse ne yapılacak? Bununla ilgili bir yol haritası çizildi mi? Çizildiyse kamuoyuna bildirildi mi? Ben görmedim bir şey, böyle bir açıklama. Yani bu anlamda dediğim gibi ya böyle hasar yok deniyor ama elbette eyvallah inşallah hasar yoktur. Ama yarın öbür gün bir hasar olursa ne olacak? Bunun hesabını bu insanlar verebilecekler mi? Yoksa yine böyle ortadan mı kaybolacaklar? Onu göreceğiz zamanla. Oradan şuraya bağlayabiliriz. İnsanlar kendi evlerine güvenmiyor dedin az önce. Evet. Son zamanlarda şu dikkatimizi çekiyor. Emlakçılar da bunu söylüyorlar. İnsanlar apartmanlardan çıkıp arsa alıyorlar ve kendilerine müstakil ev yapma durumları söz konusu oluyor. Güvenmiyorlar abi. İşte güvenmiyorlar. Bu durumu da biz haberleştirmiştik. İnsanların arsaya yöneldiğini. Gerçekten müteahhitlerin yaptığı yapılara güvenmedikleri için ben bir arsa alayım, kendi evimi kendim yapayım diye düşünüyorlar Siirtliler genel olarak. Ve ben bu duruma şöyle bakıyorum açıkçası. İnsanlar evlerine güvenmiyorlar. O demin de dedik ya, milyonlarca lira verip oturdukları evlere artık beton yığınlar arasında kalmaktan korkuyorlar. Bu nedenle gidip arsalara yönelmeleri çok normal. Yani arsalara yönelip kendi arsasında kendi dairesini yapmak daha mantıklı geliyor. Çünkü neredeyse artık aynı fiyata tekabül ediyor. Hatta istediği kendine göre dizayn edebiliyor. Ona ait bahçesi olan vesaire yerler yapmak daha mantıklı geliyor. Ya da daha az katlı binalar. Sebebi şu, maalesef biz bunu gündeme getirdik. Ben de yazdım. Bizim bu hırsız müteahhitler bitmediği müddetçe, ya müteahhitin hırsızı mı olur demeyin, parası olan müteahhitlik yapıyorsa 3 kuruş parayı da gözetecek insanlar muhakkak vardır. Bazen tenzih ediyorum ama Siirt'teki maalesef birçok yapı ya kolondan ya alttaki dükkandan ya işte sıvadan şuradan buradan bir şekilde kırpılarak yapılan yapılar. Ya ben birçok inşaatçıyla da konuştuğumda aynı şeyi söylüyorlar. Denetimde şöyle, yani yapı denetimler yeteri kadar yapılmıyor. Maalesef Siirt'te yani bildiğim kadarıyla 7 tane yapı denetim var. Sırayla yapılıyor bu tür işler. Kim kimi tanıyorsa ya deniyor bazen de. Ya da hani bir sus payı mı veriliyor? Bu işler niye bu kadar ihmal ediliyor? Ya öyle bir şey ki şimdi bir şey konuşmak doğru değil. Birilerini zan altında bırakmak gerekmez. Ama illa bir deprem mi olması lazım ortaya çıkması için Siirt'teki yapıların güvenilmez olduğunu? İlla birilerinin evleri başına mı yıkılsın ki biz öğrenelim hangi daire güçlü, hangi daire sağlam yapılmış, hangisi malzemeden çalınmış falan. 3 kuruş için insanların hakkını giriyorlar. 3 kuruş için insanların hayallerine, geleceklerine sebep oluyorlar. Yani o yüzden arsalara yönelmek bence belki şu süreçte özellikle biraz daha insanlarımız bu konuda daha bilinçli davranmaya başladılar. Bu sevindirici bir haber. Öyle yok öyle milyonlarca lira verelim. Ne ödüğü belirsiz dairelerde oturalım. Çünkü ben hep şöyle bakıyorum. Yani bunu biraz uzatacağım ama şöyle. Yani tamam, çok ciddi paralar harcanıyor bu tür işlere. İnsanlar ev alıyorlar. İlk gittiklerinde baktıkları şey, kapılar güzel mi? Dolaplar iyi mi? Renkleri uyumlu mu? Boyası şöyle mi? Girişi böyle mi? Otoparkı var mı? Tamam arkadaş, bunlara da bakın. Ama ya bu bina sağlam mı diye kime sordunuz? Ya da insanlar bunu nasıl anlayacaklar? Bununla alakalı bir bilgilendirme çalışması yapılabilir. Veya ev alırken şunlara dikkat etmeliyiz gibi bir çalışma yapılsa daha doğru olur. Çünkü biz dediğim gibi maalesef vakıf mı, dolapları güzel miden ziyade artık o daire bizi ömür boyu yaşatır mı? Bize bir ileride Allah korusun bir afet durumunda bizi ayakta tutar mı? Yani yaşamımıza son vermez mi? Ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. O anlamda yani umarım bu fırsatçılara da cevap olur. İnsanlar kendi evlerini, kendi arazilerini yaparlarsa daha sağlıklı olur tabii. Üçüncü konuya geçelim o halde. Belediye otobüslerinden çok fazla şikayet vardı vatandaşlardan. Özellikle Yeni Tokiler'de, işte Veysel Karani Mahallesi'nde, Doğan Mahallesi'nde. Biz de hemen bölgeye gittik bu konuyu incelemek için. Oradaki vatandaşlara sorduk nedir durum diye. Birçok vatandaş buradan şikayet ettiğini söyledi. Biz de bunu hemen haberleştirdik. Adnan Siirt Belediyesi böyle bir durumun olmadığını, İşte trafikten kaynaklı bazen nadir de olsa aksamaların olduğu açıklamasını yaptı. Ondan hemen sonra bir daha bölgeye gittik ve bir daha haber yaptık. Bu sefer bir daha insanlarla konuştuk.
öyle bir durum var mı yok mu diye. Bunu genel olarak nasıl değerlendirirsin? Yani şöyle, bir daha gidip sormaya gerek yok. Şehirdeki vatandaşların hepsi bunu biliyor. Evet. Hiç öyle belediye seviciliği yapmaya da gerek yok. Açık konuşalım abi. Yani belediye her defasında bizi yalanlamaya kalkmasın. Bir kere de bunu yapamadı, başaramadı. Her defasında da gerçekleri yazdığımız için sus pus oldular, kaldılar. Yani bunu hiçbir şekilde bizi bezdirme politikası olarak görmüyorum, ben şey yapıyorum. Yani aman ses çıkmasın, aman her şey çok yolundaymış gibi. Arkadaş, ben ne Tokyo'ya giderim ne hiçbirimizin Tokyo'da evi var. Evet. Yol benim değil. Yani otobüse binmem, kullanmam, etmem. Ama oradaki insanların halini, vaktini gözetmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da bu şehirde yaşayan vatandaşlar. Onların da hizmet almaya hakkı var. Ben o haberden sonra mesela şey, açıklamayı gördüm, üzüldüm biraz. Hiç sordular mı, soruşturdular mı? Yani yaklaşık 20 saat bile geçmeden hemen açıklama yapıyorlar. Öyle bir sorun yok. Ya bir gidip yerinde bir incelenin, orada 3-5 tane insana sorun, zaten size söyleyecekler. Yani kalkıp sırf yalanlamak için yalanlamanın bir manası yok. Ya belediyenin burada amacı hizmet etmektir kardeşim. Edebiliyorsan edersin, edemiyorsan bir sonraki seçimde gidersin. Bu kadar basit. Eğer edebiliyorsan zaten insanların takdirini toplarsın, sana oy verirler. Ya şimdi kayyum yönetimi, ama normal şartlarda bu böyle olmalı. Yani belediye burada siyaset kurumu değil. Belediye burada birilerine cevap üretme makamı değil. Yani o basın müdüründe oturan insanlar oturuyorlar, diyor ki ya ne haber? Haber yapmış işte, bizi kötülüyor gibi davranıyorlar. O zaman hemen bir cevap yazalım da işte hani susturalım, kamuoyunun baskısını dindirelim. Öyle de olmuyor arkadaş yani. Eğer ortada bir gerçeklik payı varsa, oradaki insanlar mağdursa, gidin onların sorununu çözün. Bizimle uğraşmayın. Yani bizimle uğraşacakları kadar gidip oradaki insanlarla iki sohbet etseler zaten hepsi dertlerini dökecekler, belki sorunlarını giderecekler. O yüzden ben şöyle bakıyorum bu olaya. Yani evet, tamam, belediyenin hizmet üretme gibi bir zorunluluğu var. Bunu zaten konuştuk. Ama kalkıp da böyle ulaşım hizmetinde aksamaya sebep olacak kadar büyük bir problemin olmaması gerekiyor. Küçük bir şehir arkadaş. Ya ben şimdi İstanbul'da da yaşadım. Yani gecenin bir yarısına kadar da otobüsler dakikası dakikasına, hatta saniyesi saniyesine ulaşıyor. Yani bu böyle büyük bir şehirde iki trafiğe kalasın, efendime söyleyeyim, ya aracın yetersiz olsun, şu olsun. Daha geçen gün onlarca araç dizdiler, meydana şovlarını yaptılar. Dediler ki biz bu kadar daha araç pilonumuzu genişlettik. Vatandaşın hizmetine sunduk. Allah razı olsun, işiniz bu zaten. Yapacaksınız, hani reklamını da yapın. Hadi onu da geçtim. Normal şartlarda da bu tür işlerin reklamı da bu kadar yapılmamalı da son yıllarda maalesef. Sadece Siirt için demiyorum, bütün Türkiye'de belediyecilik artık bir reklam üretme makamı haline geldi. İnsanlar gitsinler, ulaşım hizmetlerini tam anlamıyla aksatmadan yaşasınlar. Çünkü sabah 8'de mesai gitmesi gerekiyor. Saat 9 oluyor, hala servis bekliyor adam. Diyor ki ya ben şikayetçiyim bu konuda. Hala da diyorlar ki ya yok öyle bir şey. Ya arkadaş, kime güveneceğiz? Kim yalan söylüyor? Oradaki onlarca insan mı yalan söylüyor? Yoksa orada oturup iki metin yazan insan mı yalan söylüyor? Yani bunlara kim bu aklı veriyorsa, umarım yakın zamanda akıllarını başlarına alırlar diye düşünüyorum. Ben böyle kapatayım. Ya şöyle bir durum var. Yani açıklama yapmadan önce gerçekten gidip oradaki vatandaşlara böyle bir sorun var mı diye sorsaydılar zaten bunu görürlerdi. Çünkü bize şikayetler geldiği zaman biz hani oturup masa başında haberimizi yapmadık. Biz gittik bölgeye ve onlarca vatandaşa sorduk, böyle bir durum var mı yok mu diye. Yani orada zaten öyle bir durum olmasaydı biz haberini de yapmazdık. Yani oradaki vatandaşa böyle bir durumun var olduğunu söyledi. Yani o şikayetler üzerine bölgeye gittiğimizde. Onlarca insan yalan söylüyor herhalde. Hani biz de ondan sonra haberi yaptık. Yani öyle masa başında yapılmış bir haber değildi. Zaten biz masa başı haberciliğe karşıyız. Öyle olmadığımız için de zaten bu tür tepkiler alıyoruz. Ama almaya devam edelim. Sonra da biz işimizi yapalım. Ekleyecek bir şey yoksa kapatalım. Ne konuşuldu programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.